iyi günler diliyorum. Burada meclis üyelerimiz ve yönetim kurulu üyelerimiz de adının ballı villalara çıktığı parsellerin bulunduğu yerdeyiz. Bildiğiniz üzere 2020'nin 3. ayında burada bir kooperatife buradaki villa parselleri belediyenin yaptığı bu ihaleye 2 tane firma katıldı. Ve burada 221 adet villanın bulunduğu yer ortalama 100'er bin lira gibi rakamlarla satıldı. Bunun kooperatife satılması, burayı bireysel olarak tek tek insanlara satılmış olsaydı buradaki katma değer daha yüksek olacaktı. Bu bedellerin belki birkaç katı üzerinde belediyemiz gelir elde edecekti. Bunun akabinde bu kooperatife üyelik almaya başladılar ve haksız kazanç elde edildiğini düşündük. Bunu sadece biz düşünmedik. Bu olayın etik olmadığını bizzatihi iktidar partisinin il başkanı da müfettiş talebiyle dile getirdi. Fakat aradan bir yıl geçmesine rağmen konuyla alakalı burada kamuoyu aydınlatılmadı. Ne oldu? Bu müfettiş geldi, burada incelemeler yaptı mı? Bunun sonucunda ne gibi kararlar verildi? Bunun gün yüzüne çıkmasını istiyoruz. Biliyorsunuz burada özellikle belediyenin en üst seviyede çalışan insanları da buradan villalara aldılar. Birçoğunu istifa etmesi söylendi. Bunlar etti mi etmedi mi? Bununla ilgili de kamuoyuna bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Ve olayın da sonuna kadar arkasında olduğumuzu buradan tüm kamuoyuna deklar ediyoruz. Teşekkür ederim. Değerli basınımız, ekranları başında bizi izleyen yurttaşlarımıza selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda Büyükşehir Belediyesi bu bölgede imar revizyon çalışması yaparak temiz villa parselleri oluşturmuştu. Ve daha sonra bu parselleri ihale yöntemiyle bir firmaya ihale etmiş, vermişti. İhale sürecinden sonraki yapılan işlemler, yapılan uygulamalarla birlikte kooperatife ortak alınmasıyla birlikte bunlar, bu parseller bireysel olarak satışa çıkarılmış ve satışı gerçekleştirilmiş. Bu ihale aşamasından sonraki sürecin tartışmalı olduğundan dolayı burada bazı şaibeler ortaya çıkmıştır. Bu tartışmalar, şaibeler ortaya çıktıktan sonra belediyelerimizde bazı bürokratlar görevlerinden uzaklaştırıldı. Ve bunun bu uzaklaştırılmayla birlikte kapatılmış olduğunu düşünmüş olmalılar ki ve o uzaklaştırma sürecinden sonra herhangi bir işlem yapılmamıştır. Biz diyoruz ki burada Menduh Büyükkılıç Başkanımız bu parseller konusunda Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında aynen şu ifadeyi kullanmıştır. Hukuken sıkıntı yok ama vicdanen rahatsızım demiştir. Bu çok önemli bir sözdü. Vicdanen rahatsız olması ve bu rahatsızlığını kamuoyuyla paylaşması şehrimiz için önem arz etmekte. Ve biz diyoruz ki buradan bu kararın altında imzası olan diğer meclis üyeleri veya diğer bürokratlar aynı vicdanen rahatsızlık hissediyorlar mı? Eğer hissediyorlarsa ki bu vicdanen rahatsız oldukları kararı, vicdanen rahatsız oldukları uygulamayı kesinlikle çözüme kavuşturup vicdanlarını rahatlatmaları gerektiğini düşünüyoruz. Buradan bu ihale aşamasından sonra encümen kararıyla kimlere, nasıl, ne şekilde, hangi fiyatlarla buradan parsel satıldığını şeffaf bir şekilde tek tek açıklamalarını bekliyoruz. Hangi geçmiş il başkanları veya vekil yakınları, kimlerin siyasetin içerisinde bulunan, şehri yönetenlerin yakınları, akrabaları, her kim varsa buradan ihaleden sonraki süreçte
parsel satın alan herkesin isminin kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz. Ve burada o vicdan dediğiniz, o vicdanımız rahatsız olan vicdanınızı rahatlatmak için kamuoyunun da bileceği, göreceği bir şekilde bir adım atmanızı bekliyoruz. Çünkü bu vicdan her şeyin önündedir. Siz bunu söylediniz. Eğer vicdanınız rahat değilse burada bir rahatsız edici bir durum, rahatsız edici bir uygulama vardır. Bundan dolayı biz o vicdanların rahatlaması için başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bu kararın altında imzası olan bütün bürokratları ve meclis üyelerini göreve davet ediyoruz. Buranın, bu Kayseri'deki şaibenin kaldırılmasını talep ediyoruz.